Eko Türk TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Erencan Umut. Parotener programına herkes hoş geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Baktığımız zaman yoğun bir haftaya girdik. Gerçek manada gelişme bolluğu oldukça yüksek ve haftanın ilk işlem günü ilk etapta yurt içerisinde enflasyon verisiyle güne başladık, haftaya başladık ve enflasyonda yükseliş hareketi devam ediyor. Daha önceki yani Ağustos ayında açıklanan veri %81 seviyelerindeydi ve gelmiş olduğumuz noktada şöyle baktığımda Eylül verisi %85'lere yaklaştı ve 24 yılın en yüksek seviyesine yükselmiş durumda. Zaten aslında bakarsanız bir süredir 20-24 yıllık süre zarfı içerisinde en yüksek seviyelerde olan bir enflasyon datası olduğunu söyleyelim. Yıllık bazda %83.45 seviyesinde geldi. Aslında bakarsanız beklentilerin altında. Piyasa beklentileri %84'lerin bir miktar aşılabileceğine dair beklentilerini paylaşıyorlardı ve aylık bazda da baktığımız zaman %3.08 seviyesinde olduğunu takip ettik. Diğer bir taraftan önemli olan diğer bir datada üretici fiyat endeksi. Daha öncesinde %144'lerden %143.75 seviyelerine kadar aşağı doğru bir hamlede bulunmuştu. Fakat bugün gelmiş olduğumuz noktada %151 seviyesine kadar ulaştığını gördük. Hatta %151.50 yani %151 seviyesinde aşan bir üretici fiyat endeksi olduğunu gördük. Ve hem tüfeği hem de üfeyi kıyasladığımız zaman üfe tüfe makasının yükselmeye devam ettiğini de söyleyelim. Tabii ki Kasım ayıyla başlayan ve Aralık ayında baz etkisi sebebiyle hızlanması muhtemel bir enflasyonda düşüş hareketinin de oluşma ihtimali kuvvetli. Zaten enflasyon önümüzdeki döneme ilişkin özellikle de önümüzdeki yıla ilişkin beklentileri de değerli konuklarımızla tartışacağız, konuşacağız. Peki şimdi tüketici fiyat endeksi özelinde hem yıllık hem de aylık bazda hangi kalemlerde bir artış kaydedilmiş? Gelin dilerseniz şöyle bir ekranlardan ona bakalım. Zaten görüldüğü gibi üretici fiyat endeksi %143.75'ten %151 seviyelerine kadar yükseldiğini buradan görüyoruz. Bir de sevgili yönetmenimden rica ediyorum. Evet, şu anda baktığımız zaman aylık değişimler yani tüketici fiyat endeksi manşet tarafta tüketici fiyat endeksinde aylık bazda hangi alt kırılımlarda yükseliş var? Baktığımız zaman aylık bazda %10 oranında %9.99 oranıyla beraber konut kaleminde aylık bazda en kuvvetli artış olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta eğitim %6.99, ardından haberleşme %3.40 ve çeşitli mal ve hizmetlere baktığımız zaman da %3.19 seviyesinde yine olduğunu görüyoruz. Yani aylık bazda konut, eğitim, haberleşme ve çeşitli mal ve hizmetler kalemleri aylık bazda en güçlü yükseliş hareketini yaşayan alt kalemler. Bir de şöyle bir yıllık tarafa bakalım. Çünkü yıllık taraftaki en önemli kalem ulaştırma. Bir müddettir evet benzin fiyatlarında aşağı doğru bir hareketlenmenin söz konusu olduğunu takip ediyoruz. Dolayısıyla ulaştırma kaleminin de kuvvetli bir yükseliş hareketine maruz kaldığını ve şöyle baktığımız zaman da %117.66 oranında artış kaydettiğini görüyoruz. Peki diğer taraftan da tabii ki ulaştırma %93.05 ve gıda ve alkolsüz içecekler kalemine de baktığımız zaman kuvvetli bir yükseliş hareketi olduğunu yine söyleyelim. O tarafta da %89.68 oranında bir yukarı doğru hareketlenme olduğunu takip ettik. Dolayısıyla enflasyonda yükseliş hareketi devam ediyor. Eylül enflasyonda Ekim ayında da enflasyonda yukarı doğru hareketlenmenin devam etme ihtimali oldukça kuvvetli. Kasım ayında bir miktar geri çekilme ve Aralık ayında da baz etkisi kaynaklı kuvvetli bir gevşeme ihtimali söz konusu. Piyasalardaki genel beklentiler yıl sonu enflasyon %65-%70 bandında kapatılabileceğine ilişkin. Yani yıl sonuna geldiğimizde %65-%70 oranında bir enflasyonla karşılaşacağız gibi duruyor. Tabii ki daha üst seviyede beklentisi olanlar da var. Birazdan da zaten değerli konuklarımızla yıl sonu enflasyon beklentilerini de soracağım ve mevcut gidişatı tartışmak istiyorum. Diğer tarafta yurt içerisinde şöyle baktığımız zaman Eylül ayına ilişkin imalat PMI verileri geldi ve imalat PMI verisi Eylül ayında 7 aydır üst üste daraldı ve 7. ay olarak Eylül ayını kabul ettiğimiz zaman da şöyle baktığında 47.4 seviyesinden 46.9 seviyesine geri çekildi. Burada PMI verilerini hemen hemen her yayında hatırlatıyorum. Burada da hatırlatmak istiyorum faydalı olması bazında. 50 seviyesinin altı sektörde daralmaya tekabül eder, daralmayı sembolize eder. Dolayısıyla 47.4'ten 46.9 seviyesine düşüş demek
sektörde, yani imalat sektöründe, imalat PMI olduğu için imalat sektöründe düşüşün, gevşemenin, daralmanın daha da hızlandığı anlamına geliyor. Zaten ekranlara da şu anda yansıtıldığı gibi bakın net bir şekilde 2021 yılının Eylül ayında, yani tam bir sene önce 52.50 seviyelerinde olan PMI, imalat PMI verisi bugün gelmiş olduğumuz nokta 46.9. Yani bu şu anlama geliyor. Üçüncü çeyrek, Eylül ayı hepimizin bildiği gibi üçüncü çeyreğin son ayı. Dolayısıyla üçüncü çeyrekte büyüme temposunda ciddi manada bir zayıflamanın olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Artık Ekim ayıyla beraber dördüncü çeyreğe girmiş durumdayız. Zaten genel itibariyle Türkiye ekonomisinde birinci ve ikinci çeyrekte kuvvetli bir büyüme temposu yakalanmış ama üçüncü ve dördüncü çeyrekte bu kuvvetli temposun, bu kuvvetli büyüme temposunun korunamayacağı da aslına bakarsanız oldukça aşikar. Diğer tarafta İngiltere, önemli bir hamle. İngiltere vergi planında geri adım attı. Tabii ki İngiltere vergi planı aslında bakarsanız tek bir plan değil. Yani bu plan içerisinde birden çok paket var ve bu paket içerisinde bir maddede geri adım atıldı. O da şu: yıllık bazda 150 bin sterlin, 150 bin poundun üzerinde olan geliri olan, zengin olarak tabir edilen kesimden %45 oranında vergi alınıyordu ve bunun kaldırılacağını daha öncesinde açıklamıştı İngiltere Maliye Bakanı ve artık kaldırılmayacağını bugün itibariyle söyledi. Yani bu konuda bir geri adım atılmış oldu ve bu adımla beraber sterlin tarafında hafif montanlı sayılabilecek bir yükseliş hareketi var. Yani değerlenme hareketi var ama cuma günkü kapanışla bugüne gelmiş olduğumuz noktada sterlin tarafında çok sert sayılabilecek, keskin diye tabir edebileceğimiz bir değerlenme hareketi yok. Çünkü bunu ben şahsen şuna bağlıyorum. Topyekün bir vergi planından şu anda vazgeçilmiş değil. Tabii diğer tarafta geçtiğimiz hafta hatırlarsak İngiltere Merkez Bankası'nda uzun vadeli tahvil alımına başlamış ve vadeyi 14 Ekim olarak belirlemişti. Bu da piyasaları bir miktar toplamıştı ama vergi planından geri adım atılması en azından İngiltere piyasaları ve İngiltere piyasalarıyla beraber Avrupa piyasalarındaki yüksek oynaklığın da bir miktar önüne set çekebileceğine ilişkin yorumlar da var ki ben de bu yorumlara katılıyorum. Diğer tarafta petrol fiyatları gündem başlığının, bu haftanın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Çünkü petrol fiyatları noktasında çarşamba günü OPEC Plus toplantısı söz konusu olacak ve OPEC Plus toplantısından çıkacak olan sonuç 1 milyon, yani günlük 1 milyon varilin üzerinde, hatta kimi kaynaklara göre 1,5 milyon varilik bir üretim kesintisine gideceğine ilişkin açıklamalar geliyor ve bu konuda beklentiler oldukça yoğun. Dolayısıyla böyle bir adımın atılacağına ilişkin beklentilerin de kuvvetli bir hale alması an itibariyle, zaten birazdan fiyatlamalarda da göstereceğiz, Brent petrol cephesinde %4 oranında yükselişleri tetiklemiş ve 88 dolarlara kadar yükseliş hareketine beraberinde getirmiş durumda. Dolayısıyla çarşamba günü OPEC Plus toplantısına piyasalar ciddi anlamda önem atfediyorlar ve bu toplantıda bakalım beklentiler karşılanacak mı? Kimine göre 1 milyon, kimine göre 1 milyon varilin bir tık üzerinde, bazısına göre de 1,5 milyon varilik üretim kesintisi beklentiler dahilinde. Hepimiz çarşamba günü toplantı sonucunda kesinti miktarını öğrenmiş olacağız. Evet, gaz piyasalarındaki sıkışıklığın 2023'te de süreceği öngörülüyor. Bu öngörü Uluslararası Enerji Ajansı'ndan geldi. Önemli bir açıklama. Çünkü Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yeni bir boyut kazandığı bir ortamdayız. Hepimizin malumu geçtiğimiz hafta Ukrayna'da bir referandum yapılmış ve 4 ayrılıkçı bölge, yani Rusya'ya bağlanma isteği olan 4 bölgede referandumda evet kararı çıkınca Putin de direkt olarak bu referandumu tanıdığını ve bu 4 bölgeyi ilhak ettiğini açıklamıştı. Tabii ki bu durum biraz atmosferi germiş durumda ve bu noktada da özellikle AB ve Rusya arasında gaz tedariki noktasında çok ciddi anlaşmazlıklar var. Ve bu sebepten ötürü gaz fiyatlarının rekor seviyelere çıktığını da hepimiz biliyoruz. Zaten yakın geçmişte de ciddi anlamda yükseliş hareketleri yaşanmıştı. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı'ndan bu konuda bir rapor yayınlandı ve az önce de bahsettiğimiz gibi 2023'te de bu sıkışıklık sürecek dendi. Dolayısıyla 2023'te de en azından Avrupa tarafında enflasyonun gaz sebebiyle, gaz tedariki ve gaz arzındaki düşüş sebebiyle maliyetlerin artması noktasında enflasyonu yukarı doğru tetiklemeye devam etme ihtimali artık kuvvetlenmiş oldu. Şunu söylüyor bir de Uluslararası Enerji Ajansı. Diyor ki Avrupa Birliği gaz depolarındaki doluluğun Şubat ayında, yani 2023 yılının Şubat ayında %20 seviyelerine kadar gevşemesini bekliyoruz. Ola ki LNG tedarikinde bir sıkıntı çıkarsa Amerika tarafından ya da Asya cephesinden gelen LNG tedariki noktasında bir sıkıntı çıkarsa
az önce bahsettiğimiz o %20 doluluk beklentisini %5'e revize ederiz. Yani hemen hemen gaz depolarının tamamen boşalacağına dair yapmış olduğu bir yorum var. Bakalım bu yorum ne kadar gerçekçi olacak, önümüzdeki dönemde yakından takip edeceğiz. Gelin bir de konuklarımızla sohbetimize geçmeden önce şöyle bir fiyatlamalara bakalım. Çünkü Borsa İstanbul tarafında pozitif, oldukça pozitif bir hava var. Ve gelmiş olduğumuz noktada %3.4 seviyesinde yukarı doğru hareketlenme söz konusu. 3289 seviyesinde işlemler geçiyor. Dolar TL 18.56, 18.57 seviyelerinde. Euro TL'ye baktığımız zaman 18.15'lerdeyiz. Sepet kur 18.35 ve gram altında yeniden 993-994 TL'lere yakın fiyatlamalar içerisinde. Yani genel itibariyle yurt içi tarafta pozitif bir seyir var. Tabii ki bu pozitiflik Borsa İstanbul için geçerli, bu yorumu yapmak için. Gram altın için geçerli ama dolar TL için geçerli değil. Çünkü TL'nin Amerikan dolarına karşı değer kaybı haftanın ilk işlem gününde de net bir şekilde görüldüğü gibi devam ediyor. Şöyle bir de küresel tarafa bir inceleyelim, bir bakalım. Özellikle dolar endeksindeki gevşeme hareketi oldukça önemli. Çünkü dolar endeksindeki bu gevşeme ile beraber emtia cephesinde de özellikle sarı metal, yani ons altında bir toparlanma var. Birazdan bakacağız. Ama gelmiş olduğumuz noktada 112 endeks değerinde olan bir dolar endeksi görüyoruz. Euro dolar 0.97.76 seviyesinde, pound dolar 1.11.90'lara kadar yükselmiş durumda yaşanan gelişmeler etkisiyle. Ama aslına bakarsanız bu derece yükseliş hareketi, yani geçtiğimiz haftanın ilk günü, daha doğrusu geçtiğimiz hafta pazartesi sabah saatlerinde Asya seansında 1.0350'lere kadar geri çekilen bir parite vardı. Yani pound dolara karşı tarihi bir değer kaybına maruz kaldı ve ardından gelen İngiltere Merkez Bankası hamleleriyle beraber bu toparlanma söz konusu oldu. Ve bugün de az önce bahsettiğim gibi İngiltere Maliye Bakanı yapmış olduğu daha önceki politikalardan caymak gibi bir seçeneği kullanmasıyla beraber hafif de olsa bir toparlanma var ve 1.12'lere oldukça yakınız. Dolar yen yeniden 145 seviyesi üzerinde. Daha öncesinde Japonya Merkez Bankası yene müdahale ettiğinde zaten bu seviyelerdeydik. 145 seviyesinin üzerindeydik ve yene müdahalesinden sonra geri çekilen parite, diğer bir tabirle Amerikan dolarına karşı değer kazanan yen görmüştük. Fakat gelmiş olduğumuz noktada yeniden 145'in üzerindeyiz. Dolayısıyla Japonya Merkez Bankası'nın atmış olduğu adım, açık söylemek gerekirse, dolar yen paritesine kuvvetli bir etki, kısa süre içerisinde kuvvetli bir etki oluşturmuş gibi durmuyor. Dolar İsviçre frangı da 0.99 seviyelerine oldukça yakın, 0.98-98'de beraber. Şöyle bir de ABD tahvil cephesine bakalım. Oralarda genel itibariyle tahvile hafif montanlı girişler var ve dolayısıyla da 2 yıllıklar 4.17 seviyesinde, 10 yıllıklar 3.75, hatırlayalım geçtiğimiz haftalarda 2 yıllıklar 4.40'lara kadar yükselmiş, 4.30-4.40 bandına girmiş, 10 yıllıklar %4 seviyesinde oldukça yaklaşmıştı %3.97 seviyesiyle beraber, an itibariyle 3.75'lerde ve 30 yıllıklarda 3.72 seviyelerinde işlemler geçiyor. Son olarak emtia cephesine bakalım. Ons altın az önce de bahsettiğimiz gibi hafif montanlı bir toparlanma içerisinde 1664 dolar seviyesinde ve petrol genel itibariyle %4'lere yakın bir toparlanma var. Brent petrol 88 dolar 20 sent ve Amerikan tipi ham petrolde de 83 dolar 11 sent seviyesinde işlemler geçiyor. Evet, yeni bir haftaya başladık. Gündem oldukça yoğun. Türkiye'de açıklanan, ülkemizde açıklanan enflasyon verileri, önümüzdeki günlere ilişkin OPEC Plus toplantısı, İngiltere'den gelen açıklamalar, özellikle de bu haftanın en önemli gündem maddesi Cuma günü Amerika'daki istihdam piyasalarına ilişkin veri, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranlarını yakından takip edeceğiz. Gelin şimdi tüm bu gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri nasıl şekillendireceğine dair konuklarımızla sohbetimize başlayalım. Evet efendim, programımızın birinci bölümünde Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ile beraberiz. Soner, merhabalar, hoş geldin yayınımıza.
Merhaba Eren, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Soner. Soner, yurt içi tarafla dilersen başlayalım. Önce bir makro ekonomiyi şöyle bir yorumlayalım ve tabii ki enflasyon. Enflasyonda yükseliş hareketi devam ediyor. %83.45 aylık bazda artış oranı %3'ü aşmış durumda ama üretici fiyat endeksi son 2 ayda bir miktar gevşeme vardı. Yani %144'lerden %143.75'lere kadar bir gevşeme gördük. Çok kayda değer bir gevşeme değil ama en nihayetinde bir gevşeme vardı ama bugün gelmiş olduğumuz nokta %151 seviyesinde aşmış bir üretici fiyat endeksi var. Bu gelen dataları nasıl değerlendirdin? Yani beklentiler doğrultusunda aslında ortalama anketlerin biraz daha altında geldi ama artık hani birkaç puan fark etmiyor Türkiye ekonomisinde. İşte 80 olmuş, 82 olmuş, 85 olmuş, enflasyon çok yüksek ve can yakmaya devam ediyor. Tabii beklentilerin biraz altında gelmiş olması sonraki aylar için belki birikimli etkilerin rakamlara dökülmesi noktasında da bir risk oluşturuyor, onu ifade edeyim. Şimdi aylıkta 3 puan gibi bir artış var, 3.08. Buradaki etki tabii konut fiyatları patlamış. Aydan aya %10 gibi bir artış var, çok ciddi bir artış. Yani özellikle kredi imkanları da gayrimenkul piyasasında ciddi anlamda sıkılaştırıldı. Orada evin bedeli arttıkça kredi oranını biraz geri çekiyorlar ve vadelerde. Ama bedeli düşük ev zaten çok yok artık. Haliyle hani bu kredi sıkışıklığı içinde konut fiyatlarının aydan aya bu kadar artmış olması benim açımdan ciddi sürpriz yarattı. Bu 3 puanın, aylık 3.08'in ağırlıklandırılmış etkilerine baktığımızda 2 puanı toplam konut, gıda ve giyimden geliyor. Yani çok temel ihtiyaçlar. İşte barınacak, beslenecek ve giyinecek. Hadi bir de ulaşacak. Aylıkta o çok sıkıntı değil ama aylık 3 puanın 2 puanı ağırlıklı buradan geliyor ve bir de enflasyonun yaktığı canın sayısını arttırıyor. Tabana yayılıyor çünkü gelir düzeyi düştükçe bunlar temel ihtiyaçlar. Yani gıda, işte konut, giyim. Yıldan yıla bakıyoruz, 83'e geldik. Orada da bu 83 puanı yine 55'i konut, gıda, ulaştırma. Burada da yine aynı şekilde temel ihtiyaçlar öne çıkıyor. Haliyle enflasyonun acısını hissettiğimiz bu anlamda bir dönemdeyiz. Beklentiler ne şekilleniyor? İleri yönelik beklentiler de yüksek. Yani bu Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde faizleri düşük tutmaya devam ettiğimiz sürece ki faizler düşmeye devam edecek gibi görünüyor. İki toplantı var yanlış anımsamıyorsam. İki ya da üç toplantı var artık. Tek haneye gelecek 2023 başı itibariyle. Üç toplantı varmış. Ve enflasyon ve politika faizi arasındaki makas rekor düşük seviyede. Yani literatürde böyle bir fark oluşmuş değil. Türkiye'de böyle bir hareket yok. Dünyada da hani ayakları yere basan bir ekonomide böyle, bu denli bir fark oluşmuş mu? Onu bilemiyorum. Yani bu noktada faizler düşük kalmaya devam ettiği sürece fiyatlar genel seviyesi yükselmeye devam edecek gibi görünüyor. Kur tarafında da tabii artık yavaş yavaş tekrardan bir baskı oluşmaya başladı. Orada 18.50'lerdeyiz, 18 üzerine alıştık. Buranın da bir süredir etkisi özellikle kurdaki hareket fiyatlar kadar değil kur korumalı mevduat yüzünden. Ama kur tarafında da bir hareket, bir kıpırdanma baş gösterdi gibi görünüyor. Yani bence içinde bulunduğumuz ay, Ekim ayı enflasyonda kısa orta vadede zirveyi göreceğimiz ay olacak. Yani şöyle 2023 ilk yarıya kadar seçim öncesi dönemi düşünecek olursak tahmin ediyorum ki bu içinde bulunduğumuz ay enflasyonda zirve olur. 88-90, umarım 90'ları görmeyiz ama öyle bir rakam gelmesini bekliyorum yıllıkta. Aylıkta da %4-%5'i bulabilir çünkü Ekim ayı mevsimsel dönemi itibariyle enflasyonun biraz daha yükseldiği, şöyle 10 yıllık ortalamalara bakıyoruz, diğer ay ortalamalarına göre biraz daha yükseldiği bir ay. 88'ler bekliyorum, umarım 90 olmaz. Ama sonrasında yıl kapanışımız zannediyorum ki Aralık'ta bir 13 puanlık bir veri çıkacak o yıllık seriden. 65-70 bandında yılı kapatacağız. Ocak ayı sonu itibariyle de yani Ocak enflasyonumuzla da 60-65 bandına bir yere gelecek enflasyon. Yani baz etkisiyle birlikte. Haliyle şimdi Ekim ayında 85-90'dan işte 60-65'e getirmek bunu Ocak sonunda 2-3 ayda yani umarım ki enflasyonu kontrol altına aldık, bakın düşürüyoruz politikası güdülmez bu noktada. Çünkü sadece matematiksel olarak baz etkisiyle bir geri çekilme olacağı gerçeği var Ocak sonu itibariyle.
Peki Soner, önümüzdeki sene ilişkin nasıl bir enflasyon görünümü söz konusu olabilir? Tabii ki bunu bugünden yorumlamak oldukça zor ama az önce senin de dediğin gibi yani Aralık ayında bir baz etkisi kaynaklı enflasyonda geri çekilme kaçınılmaz. Neden? Çünkü 2021 yılının Aralık ayında yanlış hatırlamıyorsam aylık bazdaki artış %13,5'lardaydı. Bu seneki Aralık ayında bu ölçekte ya da bundan daha da yukarıda bir artış söz konusu olmadığı için baz etkisi kaynaklı. Yani diğer bir tabirle matematiksel hesaplama nedeniyle geri çekilme olacak. Ama şimdi diğer tarafta şöyle bir durum var. Biliyorsun Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebat da açıkladı. Kredi Garanti Fonu geliyor. Büyük ihtimal seçime kadar da ciddi anlamda bir kredi kullandırılmak gibi bir politika güdülecek ve 50 milyar TL'nin altında olmayacağına dair de açıklama yaptı Sayın Bakan. Diğer tarafta faiz indirimleri devam eder mi etmez mi derken Sayın Cumhurbaşkanı çok net bir şekilde bu tartışmaları artık bitirdi ve tek haneli faizi net bir şekilde işaret etti. Ve yıl sonunda kuvvetli sayılabilecek asgari ücretli artış söylentileri de şimdiden başlamış durumda. Şimdi bu üç senaryoyu bir araya aldığımız zaman genelde siyasi taraftan yılbaşıyla beraber enflasyonda kademeli ve istikrarlı bir düşüş beklentisi piyasaya sunuluyor, paylaşılıyor. Şimdi az önce saymış olduğum şartlarla yıl sonunda, daha doğrusu yıl başından itibaren istikrarlı ve kademeli bir enflasyondaki düşüş beklentisi çok tezat değil mi? Yani nasıl bir beklentiye sahip olmamız gerekiyor mevcut şartlar dahilinde önümüzdeki sene için? Valla şöyle, Eren zor sordun, aynen öyle. Çünkü hani burada enflasyonda yıl sonu itibariyle bir düşüş olacak, işte onu görüyoruz zaten matematiksel olarak olacak. Doğru dedin, Aralık'ta %13,5'larda, Ocak'ta da %11'lerde bir enflasyon var. Bu iki ayda onlar çıkacak, onların yerine ortalama %3, %4'lük bir enflasyon koyarsanız seriye, işte 60-65'e geliyor Ocak sonu itibariyle. Yani Şubat ayının ilk günlerinde açıklanacak enflasyon. İşte bu, bakın enflasyonu kontrol altına aldık biz demiştik söylemi olursa, işte hani yine neden ve sonuç ilişkisini birbirine karıştırmış oluyoruz. Dediğin gibi bir yandan KGF, bir yandan ücret düzenlemeleri, bu noktada enflasyonu aşağı çekecek politikalar bunlar değil. Hem para politikaları üzerinden hem mali politikalar üzerinden desteklemeye devam ediyoruz. Ama burada tabii seçim dönemine kadar tahmin ediyorum ki burada artık ayağı gazdan çekmek mümkün değil. Böyle devam ediyor olacağız. Bir şekilde enflasyon yukarı giderken işte ne getiriyor? İktisadi faaliyetler canlı. Türkiye'nin büyüme rakamlarına bakıyoruz. İşte OECD ortalamalarının yukarısında bir noktada istihdam da sağlanabilmiş gibi görünüyor. Bu ekonomik ortamda istihdam seviyesinde bir artış var. Bundan özellikle etkilenen kesim, ezilen kesimse ücretliler. Çünkü tüzellerin ve KOBİ'lerin bundan çok fazla, en azından ücretliler kadar etkilendiğini söylemek zor. İşte şirket karlılıklarına bakıyoruz halka açıklarda, ciro endekslerine bakıyoruz. Ortalama üretici fiyat enflasyonu kadar bunlarda artışlar var. Ticaretle bakıyoruz hareketli. Ücretli kesim eziliyor. Bunları da güçlü maaş düzenlemeleriyle birlikte mümkün olduğu kadar seçim sonrasına benim anladığım kadarıyla erteleme politikası var. Yani bu noktada sadece baz etkisiyle yaklaşık bir 20-25 bas puan bir geri çekilme olacak. Ama politikalar enflasyonun altını açan, enflasyonu körükler nitelikte. Yani bu noktada seçim sonrasına bakmak lazım. Ben seçim sonrası bir şekilde seçimin sonucu ne olursa olsun politika faizi ve enflasyon makasının bu şekilde sürdürülebileceğini düşünmüyorum. Bir şekilde frene basılıyor olacak ve bir şekilde faizlerde yukarı hareket gelecek önümüzdeki yılın ikinci yarısı açısından. Yani o zaman enflasyonda biraz daha toparlanma, faizlerde biraz daha yukarı hareket bekleyebiliriz. Ama mevcut makro kompozisyonda ortalık o kadar toz duman ki yıl sonu tahmini yapmak gerçekten çok zor olur açıkçası. 2023 yıl sonundan bahsediyorum. Soner, sen konuşurken tabii kulağım sende ama gözüm de bir tarafta, grafiklerde Borsa İstanbul'a şöyle baktığın zaman neredeyse %4'lere yaklaşan, hatta %3,5'ü aşan bir yukarı doğru hareketlenme var. Sektörel bazda bakıyorum, bankacılık endeksi %4'e yaklaşmış bir yükseliş hareketi, sanayi endeksi de %3,25. Nasıl değerlendirmek lazım bu yükseliş hareketi? Çünkü genel itibariyle Avrupa tarafı negatif ve ABD tarafına baktığım zaman da hafif montanlı bir pozitiflik var. Ama Borsa İstanbul'da çok net bir pozitif ayrışma söz konusu. Bu pozitif ayrışmayı neye bağlamak lazım? Spesifik bir nedeni var mı bugün için? Şimdi bir kere Eylül ayını geride bıraktık. Eylül ayı Borsa İstanbul açısından bence tarihi bir aydı. Hem fiyatlanma seviyeleri olarak
hem de o malum bankacılıktaki ve vadeli işlemler piyasasında oluşan hareketlere itibariyle. Şimdi buradaki vadeli kontratların bir şekilde problemsiz kapandığını gördük ve piyasada artık normal şekilde önüne bakıyor. Şimdi bizim buradaki hareketimize bakacak olursak özellikle geçtiğimiz sene Ekim başında 1300-1400'lerdeydik yanlış hatırlamıyorsam. İlk bu işte faiz indirim söylentileri, işte Türkiye ekonomi modeli, Çin modeli tartışmalarını yapıp faizleri indirmeye başladığımız dönem. %100'ün üzerinde tabii endekste çok ciddi bir hareket var. Biraz daha kısa vadede de Temmuz ortası, Kurban Bayramı sonrası 2375'ten başlayan yukarı hareket var. Burada özellikle bankacılık bu süreçte çok önden gitti. Eylül ayında günlerce süren o tavan hikayeleri vardı. Burayı işin dışında bırakırsak zaten hisse senetlerindeki volatilite o kadar yüksek değil. Yani endeks bu süreçte Eylül içinde 3700'ü gördü. Ama bu bankacılık endeksinin etkisiyleydi. Sonrasında endeks 3050'lere kadar geri çekilmesine rağmen biz banka dışı sektörlerde o denli bir geri çekilme görmedik. Evet, tamamında bir düzeltme oldu. Ama birçok hissede volatilitenin endeks kadar, bankacılık kadar özellikle arttığına biz şahit olmadık. Şimdi bu noktadan sonra o vadeli işlem kontratları da kapandı problemsiz. Oradaki hisse senetleri aracı kurumlar açısından teminata kabul edilir oldu. Burada Takasbank devreye girdi. Yani büyük ölçüde en azından piyasa riski anlamında o tarafı bertaraf ettiğimiz için bu hafta itibariyle piyasada bir rahatlama var. Dediğim gibi yurt dışındaki görüntü karışık. Orada bundan sonraki süreçte de karışık olmaya devam eder. Sıkılaşan merkez bankaları hikayeleri, resesyon endişeleri. İşte şimdi Credit Suisse, Deutsche Bank'la ilgili o veriler, hisse senedi fiyatlarının geri çekilmesi gibi. Orada bundan sonra farklı manşetler, farklı başlıklarla biz baskının devam ettiğini görürüz. Derin satışlardan bahsetmiyorum. Ama içinde bulunduğumuz makro kompozisyonda da bizde bu düşük faiz, yüksek enflasyon fiyatlaması Borsa İstanbul tarafında devam eder gibi görünüyor. Özellikle bakıyoruz mesela işte ulaştırma çok hareketli, %6'nın üzerinde. Orada THY yukarı hareket gösteriyor özellikle. İşte bu kış mesela turizm noktasında hareketli olacak. Havacılık ve ulaştırma, turizm. Dördüncü çeyrek ve birinci çeyrekler ölü sezonlardır ama bu dönem hareketli olacak. Bir yandan onun fiyatlaması var. Bir yandan içeride işte hizmetler tarafı, ticaret tarafı, perakende tarafı güçlü olmaya devam ediyor. Bunların fiyatlamalarını takip ediyoruz. Diğer yandan bu kış Avrupa'dan üretimin bir miktar Türkiye'ye kayması hikayesi var. Bu enerji tedariği ile ilgili konu. Bunun biraz içeride yansımalarını görüyor olacağız. Bizim şirketlerimize farklı fırsatlar oluşturabilir. Ama tüm bunların üst başlığında içerideki bu az önce konuştuğumuz, bahsettiğimiz yüksek enflasyonun şirket cirolarını yukarı çekmesi, karlılıkların yıldan yıla artıyor olması şirketleri iskontolarla getiriyor ve bu da Borsa İstanbul'u yukarı itiyor. Tabii bunun bir de sosyal tarafı var. Artık elinizde işte 100 bin lira, 300 bin lira, 500 bin lira tasarrufunuz varsa bununla çok da yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü önceden bunların alternatifi gayrimenkul ve otomobildi. O tarafa artık çok daha yüksek seviyelerden bahsediyoruz. Döviz ve altın noktasında işte kur korumalı mevduat gibi farklı ürünler geliştirdik. O tarafta teveccüh var. Ama bir noktada getiri arayışı olan tasarruf sahibi için Borsa İstanbul alternatifleri azalmış durumda ve buraya ilgi alakanın devam etmesini bekliyoruz. Bence normal fiyatlanma aralığı 3200 seviyesi çok önemliydi. Orada 3050'lere trend kanalı içine geri dönüyoruz ve açıkçası 3200-3500 endeks açısından bence normal 3500'e doğru bir hareket başlar diye düşünüyorum. Evet, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, değerli katkınız için çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Evet efendim, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ikinci bölümünde Atlas Sport ve Yönetim Kurulu üyesi Doktor Hakan Avdan'la birlikteyiz. Hakan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Eren Bey, iyi yayınlar, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hakan Bey, enflasyondan başlayalım. Eylül ayındaki enflasyon verisi açıklandı ve %83.45 oranına yükselmiş durumda ve son 24 yılın en yüksek seviyesi. Aylık bazda da %3.08'lik bir yükseliş hareketi var. Üretici fiyat endeksi %143.75'den %151 seviyesini aşmış durumda. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz bu dataları? Çünkü yıl sonuna ilişkin genelde Aralık ayında yüksek bir baz etkisi kaynaklı geri çekilme bekleniyor ve 65-70 bandında
yılın kapatılacağına dair yorumları da çok sık duyuyoruz. Hatta ortak konsensüs bu şekilde. Hem bugünkü veriyi hem de yıl sonuna ilişkin beklentileri nasıl değerlendirmek istersiniz? Şimdi veriler çok açık Eren Bey. Yani enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor. Ciddi bir güçlü bir enflasyon trendi var Türkiye'de. Aşağı yukarı işte düşünün yani geçen seneden beri zaten son 1-2 senedir biz bu enflasyonla uğraşıyoruz ama özellikle geçen sene sonundaki o faiz indirimiyle gelen sıçrama da bir herhangi bir şekilde faiz indiriminin getirdiği yani şöyle söyleyeyim. Doğru politika olsaydı bunlar faiz indirimleri zaten enflasyon burada olmazdı. Demek ki çok da doğru gitmiyor bu politikalar. Enflasyon kalıcı olarak bizle burada kalmaya devam ediyor. Çok yüksek yani %83 resmi enflasyon, sokaktaki hepimizin hissettiği enflasyon çok daha fazla. Ve de üretici enflasyonu %151 yani bunlar kabul edilebilecek seviyeler değil açıkçası hakikaten. Bak biliyorsun işte Avrupa'da, Amerika'da. Bütün dünyada şu anda enflasyonla mücadele ediyor ama mücadele ettikleri enflasyon, yani kıyameti kopardıkları enflasyon %10 düzeyinde. Panik olarak aman enflasyonu önlememiz gerekiyor diye her türlü işte faiz arttırımıyla birlikte önlem aldıkları ve şekilde bütün ülkelerin ekonomik daralmayı göz önüne alarak bunları yaptıkları enflasyon %10 seviyelerinde. Bizde %100 seviyesinde, üretici %151 seviyesinde. Yani bunlar kabul edilecek bir enflasyon seviyesi değil, işlerin açıkçası politikaların doğru gitmediği, parasal politikaların doğru gitmediğini de gösteriyor bize. Ha, yıl sonunda baz etkisiyle dediğiniz gibi bir düzeltme olacak. Yılın ilk aylarında da olacak. Belki bir aşağı yönlü olacak tabii ki. Rakamlar matematiksel olarak o şekilde gelecek ama o kimseyi kandırmasın, bizleri kandırmasın. Çünkü fiyat artışları devam edecek. Yani matematiksel olarak düşmüş görecek ama biz her halükarda bu kadar yüksek fiyatların üzerine yine artışlara göreceğiz. Yani normal halkın cebindeki para erimeye devam edecek. Her ay işte bu ayda gelen yüksek rakamlar yıllık bazda düşecek ama yani aylık bazda çok da düşeceği de gibi de görünmüyor açıkçası. Yani en azından fiyat artışları bizde ve ya yani şu enflasyonu önleme ben bunu yıllarcadır söylerim aslında. Bu çok da yeni de bir şey değil. Türkiye'nin en birinci yapması gereken şey enflasyonu önleme politikasıydı. Burada bir strateji yapılması gerekiyordu ama yapılmadı. Şu anda da faiz indirimleri devam edecek gibi de görünüyor sene sonuna doğru. Biz burada genel ekonomi biliminin tersine bir takım şeyler deniyoruz ülke olarak. Bakalım nereye gideceğiz? Göreceğiz hep beraber ama yani baz etkisiyle düşmenin dışında çok olumlu bir seyir olacak gibi görünmüyor açıkçası. Peki baz etkisini dışlarsak, yani Aralık ayında baz etkisi kaynaklı bir gevşeme oldu ve sizin de dediğiniz gibi yılın ilk günlerinde, işte 2023 yılının ilk bölümlerinde de yine bir gevşeme olabilir ama diğer taraftan konuşulan konular, bir, kredi garanti fonu, Hazine ve Maliye Bakanı'nın Nurettin Nebati'nin açıkladığı ve 50 milyar TL'nin altında olmayacağına dair açıklamalar, diğer taraftan faiz indirimi, az önce siz de belirttiniz, Merkez Bankası son toplantısında %13'ten %12'ye çekti. Acaba tamam mı, devam mı söylemleri varken Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki tek haneli faiz istiyorum. Bu açıklamayı net bir şekilde yaptı. Temennim budur dedi. Dolayısıyla şu anda bütün piyasanın beklentisi %9'a inmiş yıl sonunda bir politika faizi. Diğer taraftan Aralık ayı gibi yani yılın sonlarında yüksek montanlı bir asgari ücret artırımına gidilebileceğine ilişkin çeşitli söylemler var. Şimdi tüm bu gelişmeleri bir araya getirdiğimiz zaman 2023 yılına çok daha kuvvetli bir enflasyon transferi oluşacaktır diyebilir miyiz? Nasıl yorumlamak lazım bu gelişmelerin enflasyonla ilişkisini? Dediğim gibi olacak, devam edecek ya bu trend enflasyon dediğim gibi bizde uzun süre kalacak. Çünkü işte bu bir yandan ekonomiyi şey yapmamak için, daralmaması için çalışıp yeni önlemler açıklarken işte bir yandan da yani gevşek politikası uyguluyoruz ama bir yandan enflasyon çıkmasını istiyoruz. Faizleri 9'a indiriyoruz artı. Bunun üzerine bir seçim dönemine giriyoruz. Yani bir seçim dönemine aşağı yukarı girdik ama önümüzdeki senede başından itibaren daha da bir yoğun olacak. O seçim döneminde de her zaman için genişlemeci para politikası uygular siyasiler. O nedenle bunun kalıcı olacağını düşünüyorum. Yani çok iyi bir tarafa gitmeyeceğiz. Şunu unutuluyor tabii ki. Yani aslında gene de ben belki beni seyredenler, dinleyenler bilir. Her zaman şunu söylerim. Bir ekonomi için enflasyon
tüm kötülüklerin anası aslında. Biz bunu önlemeye çalışmak yerine bir takım başka şeylerle işte ekonomiyi büyütmeye çalışıyoruz. Kendiliğinden enflasyonun düşeceğini umuyoruz. Böyle bir şey olmayacak. Yani hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Yani bir de şu da var, ekonomilerde dört dörtlük formül de yok. Yani her şeyi dört dörtlük yapayım, işte hem büyüme olsun hem enflasyon olmasın. Dengeleri bozduğunuz yerde bir yerde bir acı bir ilacı içmeniz gerekiyor. Faiz arttırımını yapmanız gerekiyor. Yani bu faiz daha sıkı para politikasıyla, ki dikkat ederseniz bunu parantez içinde söyleyeyim. Bütün Avrupa ve Amerika Fed başkanları diyeyim, Avrupa Merkez Bankası şunu söylüyorlar. Ekonominin daralmasını göze alıyoruz. Göze alma pahasına biz bu enflasyonu önleyeceğiz diyorlar. Biz bunu göze almıyoruz. Biz hiçbir şekilde bir tedavi yöntemine gitmeden faizleri düşürüp enflasyonu da düşürmeye çalışıyoruz veya büyümeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bu olmayacak. Bir şekilde idare ediyoruz ama bunun umarım sonuçları kötü olmayacak. Yani çünkü ekonomide tüm dengeleri bozuyor. İşte bir yandan faizleri indiriyorsunuz ama bankalara bir takım şartlar getiriliyor. Bankalar kredileri kesiyor. Mecburen biraz kesmek zorundalar. Çünkü %10'dan devlet tahvili aldığınız takdirde bu uzun vadede banka bilançoları için zarar demektir. %100 enflasyonun olduğu bir yerde %10'la devlet tahvili hiçbir yatırımcı almaz. Hele ki Eurobond'larla aynı seviyeye gelmişse. İşte bankalarda krediler kesilince bu sefer ekonomi daralmaya başlıyor ki o sinyaller geliyor. Bu sefer de ne yapıyorsunuz? Kredi garanti fonu. İyi güzel ama işte bunların hepsi böyle yaraya merhem şeklinde önlemler olarak karşımıza çıkıyor açıkçası. Genel ekonominin, biliminin verdiği, bizlere öğrettiği şeylerin dışında bir takım şeyler yapmaya çalışmak, deneyler yapmaya çalışmakla farklı bir yönde gidiyoruz bakalım. Yani göreceğiz ama enflasyon, yüksek dolar kuru bizlerle olmaya devam edecek. Büyüme temposu için neler söylemek istersiniz? Çünkü birinci ve ikinci çeyrekte totalde %7,5 oranında bir büyüme temposuna sahibiz ortalama olarak ama bugün gelen mesela İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verisi. Eylül ayında 46,9 seviyesine gevşedi. Ağustos ayında 47,4'tü. Dolayısıyla yılın 3. çeyreğinde de imalat sektöründe daralmanın hızının arttığını gördük. Dolayısıyla 3. ve 4. çeyreğe ilişkin büyüme, hatta yıl sonuna ilişkin bir büyüme temposuna yönelik nasıl yorum yapmak istersiniz? Dediğiniz gibi şu anda gelen veriler çok hoş değil. Yani açıkçası bir daralmaya işaret ediyor. Hükümet tam tersini arzu etmesinden, ama ki hepimiz büyümeyi isteriz tabii ki. Hepimiz ekonomi büyüsün, işletmeler büyüsün ister tabii ki. Fakat şeyi de göz önünde bulundurmak lazım. İşte siz enflasyonist bir ortamda büyümeye çalışıyorsunuz. Demin dediğim gibi kredileri zorlasanız da bir noktadan sonra fazla zorlayamıyorsunuz. Bankalarda krediler kesildiği zaman bu ister istemez işletmeleri etkiliyor. İşletmelerin faaliyetlerini etkiliyor. Faaliyetlerin daralmasına neden oluyor ki olacak. Artı bunun üzerine uluslararası bir konjonktür var zaten. Uluslararası da bir gelişmeler var. İşte bir enerji krizi var. Önümüz kış. Bu enerji krizinin, gaz krizinin büyüyeceği görülüyor. Avrupa'daki bir resesyon. Avrupa'nın resesyona girdi diyelim artık resmen. Amerika'daki resesyon beklentileri. Yani bizim ihracatımızın %50'si Avrupa'ya. Şimdi Avrupa daraldığı zaman siz ihracat olarak da daralırsınız. Artı bunun üzerine Türkiye'nin kendi içindeki problemler, işte işletmelerin krediye ulaşmasındaki zorluklar, ki sanayi kesiminden her gün duyuyoruz bu krediye ulaşma tarafındaki zorlukları. Türkiye çünkü şu da var, yani her zaman için işletme sermayesi eksiği vardır. Türkiye sermaye eksiği olan bir ülke. İşletmeler genelde krediyle dönerler. Yani çok büyük bir öz sermayeyle işler yapılmaz. Yani işin gereği de aslında kredi. Uygun şartlarda kredi bulursanız, alırsanız, büyürsünüz. Şimdi o da kısılırsa, ki işte veriler de onu gösteriyor, biraz daha ekonomik daralmaya doğru gideriz. Ha, bu kötü mü? Aslında enflasyonist baskı açısından kötü değil. Ya, bu zaten olması gereken bir şey belki enflasyonun önlenmesi için. Yani bir şekilde şu var, ekonomide dengeler bir şekilde uzun vadede kendi dengesini getirir. Yani ekonomik denge uzun vadede kendisini normal olması gereken yere getirir. Tabi uzun vade, hani şeyin söylediği gibi in the long run, yani uzun vadede hepimiz ölüyüz şeyine çok gelmeden, yani daha çok uzun olmamasını dileyebiliriz ancak bu uzun vade dengenin kendisini bulmasının.
ama muhtemelen daralma devam edecek Türkiye'de. Dediğim gibi enflasyon açısından çok olumsuz bir veri değil. O nedenle çok da panik yapıp bir taraftan da para musluklarını daha da fazla açmamak gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi Borsa İstanbul, Eylül ayını atlattık. Burada kurumsal bazda da bazı sıkıntıların olabileceğine dair çeşitli spekülasyonlar söz konusuydu ve bu spekülasyonla beraber Eylül ayını geride bıraktık. Ve bugün gelmiş olduğumuz noktada yeni bir ayda, yeni bir haftada Borsa İstanbul %3,5 seviyesine aşkın bir yükseliş hareketi içerisinde. Aynı şekilde şöyle bakıyorum, bankacılık %3,67, bankalarda da ciddi bir toparlanma söz konusu ve sanayi endeksi de %3,18. Ve şöyle yine ekrana baktığım zaman ABD cephesi çok hafif artıdayken Avrupa cephesi eksi bölgede. Dolayısıyla çok net bir şekilde şunu söyleyebiliyoruz ki kuvvetli bir pozitif ayrışma var bugün. Bu pozitif ayrışmayı neye bağlamak gerekiyor? Bunun bir spesifik bir sebebi var mı? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ve bankacılık endeksi özelinde artık en kötüyü geride mi bırakıyoruz? Dipler sizce görüldü mü? Yani şöyle bir yandan grafiklere bakıyorum. Evet, şu anda borsada bir %4 en azından vadelilerde söz konusu, %3,5 yüz endeksinde. Tabii şöyle, biz gayet ciddi bir hareket yaşadık banka hisselerinde. İşte geçtiğimiz ay diyelim, artık Ekim ayına girdik. Orada son 2 ayda aslında Ağustos, Eylül ayında çok ciddi prim yaptı. Daha önceki yayınlarda da konuştuk. Endeks olarak %70, %170 işte. Ne bileyim, Vakıfbank %350 çıktı, Halkbank %250 çıktı, özel bankalar takip etti. Bu anormal bir fiyat hareketiydi. Zaten bunun zararını da bütün piyasa gördü aslında. Bunun manipülatif bir hareket olduğu artık zaten görüldü. İşte SPK gerekli önlemleri aldı. En azından sorunlar hakkında soruşturmalar açıldı ki bunlar doğru adımlar. Orada çok anormal bir fiyat hareketi vardı. Haliyle geri çekilmesi de çok doğal olarak sert oldu. Şimdi tekrar yeniden denge bulmaya çalışıyor piyasalar. Çok aşırı düştüğünü düşündüğü zaman yatırımcı girer alır zaten. Biraz piyasayı o açıdan hakikaten kendi haline bırakmak lazım. Aslında düzenleyici, denetleyici kuruluşların, kurumların görevi piyasayı gözetmek, denetlemek, piyasaya müdahale etmek değil. Ancak işte manipülatif hareketler olduğu zaman mutlak surette adım atmaları gerekiyor. Biraz gecikti bu adım açıkçası. Çünkü çok insanın canı yandı, aracı kurumların canı yandı, pek iyi olmadı. Şu anda yeni denge arayışlarında çok tekrar düştüğü noktalardan şu anda alımlar geliyor. Bizim önümüzde tabii işte borsanın dışında pek bir yatırım alternatifi kalmaması, bankalar zaten biraz düşük kalmıştı değerlemeleri, hakikaten fazla düşüktü. İşte oradaki hareket aşırı olmasına rağmen tekrar düştükten sonra tekrar bir cazip hale getiriyor tabii ki bankaları. Endeks olarak da 3700'ü görmüştük. İşte 3200-3300 arasında zaten şu anda 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde, 20 günlük hareketli ortalamanın üstünde de çıkma durumunda. 3300'de eğer onun üstünde kalırsak hareket devam edecek gibi görünüyor. Yani Türkiye'nin şartları, dinamikleri nedeniyle böyle bir hareket yaşıyoruz. Muhtemelen 3300'ün üzerinde kalırsak bu hareket tekrar bir 3500-3700 denenir mi? Deneyebiliriz gibi görünüyor. Şu anomali yaşadığımız son 2 ayın ve sonrasındaki düşüşün tekrar bir düzeltmesi gibi görünüyor diyebilirim açıkçası. Seçime kadar rally ya da rallilerin yaşanma ihtimali var mı? Çünkü hepimizin malumu hükümet tarafı daha çok büyümeye odaklanmış durumda. Ve az önce siz de bahsettiniz. Yani Borsa İstanbul harici başka bir alternatif yok gibi duruyor. En azından enflasyona karşı korunma güdüsüyle hareket edildiğinde. Bu olasılıkları bir araya getirdiğimiz zaman rally tadında bir yükseliş hareketini yeniden görülme ihtimalini nasıl görüyorsunuz olasılık olarak? Ya hareketin açıkçası devam edeceğini düşünüyorum ben yukarıya yönlü. Çünkü sonuçta gevşek para politikası her zaman borsaya yarar. Biz dünyanın tersinde de olsa bir şekilde faizleri düşürüyoruz. Parada gidecek yer arıyor. Getiri yok zaten. Yani hiç başka bir yerde bir getiri elde etme imkanı da yok yatırımcının. O nedenle işte gevşek para politikası, yeni paketler, işte KGF diyelim, yeni krediler, sektörü, reel sektörü destekleyici adımlar atıldığı sürece bunlar borsa için olumlu yansımalar gösterecektir. Muhtemelen bu, yani rally ne kadar rally olur bilmiyorum açıkçası, o zor. Ama
olumlu bir trend devam edecek gibi görünüyor. Çünkü seçim her zaman böyle bir atmosfer getirir. Seçime yaklaşana kadar diyeyim. Ondan sonraki riskler satın alınmaya başlanır. Seçim sonrası riskleri satın alınmaya başlanır bir süre sonra. Ama yani hükümetin de bu en azından gevşek para politikasıyla işletmeleri desteklemesi ve Türkiye'de alternatif olmaması açısından, getiri açısından yatırımcılar için muhtemelen bu şey devam edecek. Yukarı yönlü hareket devam edecek gibi görünüyor açıkçası. Peki küresel piyasalar için nasıl yorum yapmak istersiniz? Mesela öncelikle şu spesifik soruyu size sormak istiyorum. Malum çarşamba günü OPEC Plus toplantısı var ve dolayısıyla daha öncesinde günlük 100 bin varillik sadece bir üretim kısıntısına gidilmişti. Bu da aslında bakarsanız piyasa için çok ciddi bir önem arz eden bir miktar değil. Ama bu çarşamba petrol fiyatlarındaki son düşüşe karşılık OPEC Plus üyelerinin 1-1.5 milyon varillik günlük kesintiye gitme kararı alacaklarına dair açıklamalar var. Ve dolayısıyla da bugün gelmiş olduğumuz noktada hem Brent hem de Amerikan tipi ham petrolü %4 seviyesinde yükselişleri desteklediğini görüyoruz. Petrol fiyatlarına ciddi anlamda bir katkısı olur mu? Birinci sorum size bu olsun. Yani önümüzdeki dönemde yeniden o 100 dolarların üzerine atacak bir fiyatlama görebilir miyiz? Bu resesyon endişelerinin olduğu bir ortamda birinci sorum bu. İkinci sorum da petrol fiyatlarındaki bu yükseliş hareketi küresel ölçekte risk alma iştahını törpüleyip hisse senetleri endeksleri üzerinde sert sayılabilecek satış baskılarına sebebiyet verir mi? Ben zaten hisse senetleri piyasasının çok iyi beklemediğimi bu küresel bazda zaten baştan beri bir uzun zamandır söylüyorum. Çünkü yani demin tersini söyledim. Yani faiz artışı oluyor bütün dünyada, Avrupa'da, Amerika'da faiz artışı da borsalar için iyi değildir. Hisse senedi piyasaları için iyi değildir. Çünkü tam tersi bir trend izler. Ters bir korelasyon var. Faizler arttığı sürece hisse senetleri değer kaybeder. Şimdi burada tabii ki çok farklı gelişmeler var dünya çapında. Dediğiniz gibi bir petrol fiyatı. Bu petrol fiyatı işte Rusya'nın Ukrayna'ya işgal hareketiyle birlikte ciddi bir artış gösterdi. Sonrasında gelen baskılarla işte 80 dolar seviyelerine indi. Ama tabii ki bu inince de bu sefer petrol üreten ülkelerin hoşuna gitmiyor bu fiyatlı düşüşü. Bir şekilde sonuçta onlar da petrolden para kazanıyorlar. O nedenle muhtemelen daha yüksek seviyelerde yani 90-100 dolar seviyelerine çekme gibi bir amaç hissediyorum var. Sanırım işte bugün %4'e yakın bir şey var. Kısacaklar gibi görünüyor. Haberler 1 milyon varil en azından bir kısıntı görünüyor. OPEC toplantısından çıkacak. Petrol üreten ülkelerin tabii ki bir işine gelecek bir durum. Şimdi tabii ki bunun farklı şeyleri var, sonuçları var. Yani biraz dünya çapında zaten resesyon olduğu zaman aslında petrol fiyatlarını baskılayan da resesyon beklentileriydi. Bir yandan belki başka müdahaleler de oldu ama işte Rusya'da para kazanıyor sonuçta bu işten ciddi bir şekilde. Ama resesyon beklentileri ağırlıklı tabii ki önem kazanıyor burada. Muhtemelen yani petrol fiyatları yani 90-100 dolar arasında bir dengeye oturur diye bekliyorum. Yani bu hisse senetleri için zaten dediğim gibi beklentim çok şey değil. Resesyon Avrupa'da ve Amerika'da bunların etkileri hissedilmeye başlanacak. Petrolün çok yükselmesi enflasyon için iyi değil. Eğer düşük kalırsa tabii ki enflasyon baskılarını biraz azaltacaktır. Biliyorsunuz geçen aylarda Amerika'da da çok ciddi rakamlara ulaştı petrol fiyatları retail bazda, perakende bazda. Onlar tabii ki enflasyonu körükleyen şeyler. Yani burada bütün piyasalar bir denge arayışında ama hakikaten bir yandan OPEC var, bir yandan Rusya'nın işte Ukrayna savaşı var, resesyon beklentileri, faizler ve enflasyon. Yani zor bir dönemden geçiyoruz açıkçası. Yani şu gün şu olacak demek çok zor. Yani tüm şeyler bir denge arayışında. Muhtemelen dediğim gibi 90-100 dolar arası bir dengeye oturursa petrol fiyatları en azından herkesin neyin olduğunu bilir. Resesyon eğer Avrupa'da ve Amerika'da derinleşirse fiyatlar biraz daha inebilir açıkçası. O da enflasyon açısından iyi olur. Tabii işte dediğim gibi ekonomide böyle çok güzel dengeler yok. Her şey güzel olsun, herkesin işine yarasın gibi bir şey yok. Bir yandan bir şey düzeliyor, öbür taraftan öbürü bozuyor. İşte petrol fiyatı yükselirse enflasyona daha çok neden olacak. Bu daha çok resesyon, daha fazla faiz arttırma demek. Daha fazla resesyona neden olur. İşte denge arayışları açıkçası. Yani herhalde bir süre biz bu çalkantılı bir
dönem geçireceğiz ki önümüz kış, işte bir de bunun üstünde gaz fiyatları, gaz tedariğindeki sıkıntılar girdiği zaman Avrupa'da özellikle çok kolay bir kış geçirmeyeceğiz gibi görünüyor açıkçası. Evet, gaz piyasalar açısından da öyle olacak. Doğru, gaz konusunda da dediğiniz gibi Uluslararası Enerji Ajansı'nın yapmış olduğu bir açıklamada eğer ki mevcut durumda Rusya gazı bu şekilde tedarik ederse, ki zaten aslında bakarsanız herhangi bir şekilde kuvvetli bir tedarik yok. 2023 yılının Şubat ayı itibariyle Avrupa Birliği'nin gaz depolarındaki total seviye %20'lere iniyor. Eğer ki LNG tedarikinde bir sıkıntı oluşursa da o %20'ler %5'leri revize ediliyor. Dolayısıyla o tarafta da ciddi anlamda sıkıntı. Bakalım önümüzdeki dönemde hepsinin ekonomiye ve enflasyona katkılarını değerlendireceğiz. Buyurun. İlave edeyim Eren Bey, bu aslında çok ciddi bir sorun. Yani Avrupa'da üretimi aksatacak bir durum bu. Yani gaz tedarik edemezse şimdiden işletmeler kapanmaya başladı. Fabrikalar üretimlerini kısmaya ve hatta belli line'larını kapatmaya başladılar. Bazı fabrikalar tamamen kapanmaya başladı. Yani bunun sonuçları çok ağır olabilir. Yani Avrupa ekonomisi için de, bize yansımaları da, dünya ekonomisi için de. Yani bu gaz sıkıntısı çok ciddi bir risk aslında önümüzde. Doğru. Hakan Bey, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Eren Bey. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet efendim, Atlas Port ve Yönetim Kurulu üyesi Doktor Hakan Avdan'la programımızın ikinci bölümünde sonlandırdık. Şimdilik Paratoner programının sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.